Dışişleri Bakanlığı İsrail-Filistin arasında yaşanan son gelişmelerin ardından Lübnan'da bulunan Türk vatandaşlarını uyardı. İsrail ve Filistin arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmaların ardından iki ülke arasında yaşanan gerginlik yakın ülkeleri de etkiledi. O ülkelerden biri de Lübnan. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamayla Lübnan'da bulunan Türk vatandaşlarının tedbirli olmalarını istedi. Ülkede bulunan vatandaşların mümkünse Litani Nehri'nin güneyinde kalan bölgelerden uzak durmaları tavsiye edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika'nın İsrail'e destek amacıyla Doğu Akdeniz'e uçak gemilerini göndermesini eleştirdi. İsrail'e ne işin var orada diye sordu. Katliama varan saldırıların bir an evvel durması gerektiğini vurguladı. Şimdi ne diyorlar? Amerika uçak gemisi gönderiyor. İkinci uçak gemisi de gelecek. Bay Amerika... Ya Amerika nire? Akdeniz, İsrail, Filistin nire? Ne işin var senin orada? Amerika Birleşik Devletleri'ni sert sözlerle eleştirdi. Batılı ülkelere ateşe körükle gitmeyin uyarısında bulundu. Amerika gibi bir ülkeye barışı tesis mi yakışır? Yoksa oraya benzinle körükle gitmek mi yakışır? Bölgede söz ve etki sahibi tüm aktörleri körü körüne birilerini desteklemek yerine gerilimi düşürmek için çaba harcamaya çağırıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 Ekim'den bu yana binlerce insanın ölümüne neden olan İsrail-Hamas çatışmasına ilişkin konuştu. Hedefinde Gazze'deki sivil yerleşim yerlerini bombalayan İsrail vardı. Gazze'li kardeşlerime yönelik katliam derecesine varan saldırıların hiçbir izahı olamaz. Devletler ile örgütleri ayıran en temel özellik uluslararası hukuka ve insani değerlere olan bağlılıktır. Örgütlerden farklı olarak devletler savaş hukukuyla insan haklarına riayet etmekle mükelleftir. Bu çizginin giderek kaybolduğunu görüyoruz. Erdoğan, Gazze'nin tam abluka altına alınmasını da eleştirdi. Bu duruma sessiz kalan Avrupa ülkelerine sert sözlerle yüklendi. Mısır'ın Refah kapısını bombaladılar. Buradan insani yardım gönderme noktasında adım atalım. Bunun çalışmasını yapalım dedik. Ama orayı da bombaladılar. Şu an itibariyle Gazze'de su yok, ekmek yok, gıda yok. Bütün bunlar insan hakları evrensel beyannamesine ters. Nerede Batı? Herhangi bir bu noktada aldıkları tedbir var mı? O da yok.